Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere akşam yemeği menüsü paylaşacağım. Öncelikle Özbek pilavı yapımıyla başlıyoruz. Bir çay bardağı ayçiçek yağını tencereme alıyorum. Tamamen ısındıktan sonra kuşbaşı etleri ekleyip kavuruyorum. Burada 1 kilo kadar kuşbaşı et var. Miktar size kalmış. Yarım kilo kadar da kullanabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatmadan etler suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi etler suyunu saldı ve çekti. Birazcık da yağ ile kavurdum. Ardından 2 adet orta boy kuru soğanı bu şekilde piyazlık doğradım ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar tamamen ölene kadar pişireceğimiz için bu soğanlar size böyle irice görünmesin. Pilav yerken içinde asla soğan görmeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamen yumuşayıp iyice kavrulduktan sonra soğanlar, çubuk çubuk doğramış olduğumuz havuçları ekliyoruz. 3 adet havuç kullandım. Bol havuçlu seviyorum. Soğanları tamamen bu şekilde öldürmelisiniz. Havuçları ekledikten sonra 3 dakika boyunca da havuçları kavuracağız. Bu şekilde havuçları da karıştırdım, kavurdum 3 dakika. Baharat olarak karabiber ve kimyon çok yakışıyor. Ben sadece bir tatlı kaşığı kadar kimyon kullandım ve tuz kullandım. Dilerseniz bu esnada tarçın ve kuş üzümü ilaveleri yapabilirsiniz. Bir büyük boy yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı kadar da bolca tereyağı ilave ettim görmüş olduğunuz gibi. Çok özür diliyorum. Üzerine de tereyağını ekledikten sonra bir parmak geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Ocağın altını kısacağım. Kısık ateşte yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat kadar böyle ağır ağır etler yumuşayana kadar pişireceğiz. Burada 1 kiloya yakın yeşil fasulye var. Bu şekilde ucunu kestikten sonra uzunlamasına ikiye böldüm. Ardından ortadan ikiye böldüm. Bu şekilde fasulyelerimi hazırladım. Daha lezzetli pişiyor bu şekilde bölerek pişirirseniz arkadaşlar. Burada 5 adet domates, 2 adet de kuru soğan var. Yemeklik küp küp doğradım. Domateslerin kabuklarını soydum. Tabanına öncelikle 1-2 yemek kaşığı bu soğanlı domates karışımını döktüm. Ardından ortasına görmüş olduğunuz gibi 1 adet soğan yerleştirdim ve bu şekilde bir kat fasulye, bir kat domatesli soğanlı harç şeklinde kat kat bitene kadar yaptım. Hiç su kullanmayacağız bu fasulye yemeğinde. Kendi suyuyla pişecek arkadaşlar. Bol zeytinyağı ve domates, soğan ve fasulyenin suyuyla böyle ağır ağır pişirerek yapabileceğimiz harika bir fasulye yemeğidir. Çok hafif oluyor. Bir yaz boyunca bu yemeği sürekli yaptım arkadaşlar. Artık fasulyeler bitene kadar fasulye domates fasulye domates şeklinde çıktım. En son kalan domatesi de üzerine koyacağım. Tenceremi ocağa alacağım. İlk etapta böyle fokurdayana kadar yüksek ateşte. Fokurdamaya başladıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde altını kısacağım. Yaklaşık 1 saat kadar ağır ağır kendi suyuyla pişecek. Lokum gibi oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. En son aşamada üzerine 1 çay bardağı kadar zeytinyağı dökün. Tuz ilavesi yapın. Bir tatlı kaşığı tepeleme tuz ve bir tatlı kaşığı tepeleme şeker şeklinde ekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı yemeklerde biliyorsunuz şeker gayet güzel bir lezzet uyumu yakalatıyor. Özellikle de fasulyede olmazsa olmaz. Tavsiye ederim. Hafif bir akşam yemeği yapıyoruz. Bu zeytinyağlımızı da ocağa koyacağız ve çorba yapımına başlayacağız. Şöyle iç ısıtan, gerçekten fresh bizim milli çorbamız, yayla çorbası yapacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi kapağını kapatıyorum. Fokurdamaya başladı. Altını kısacağım. 45 dakika, 1 saat kadar yeterli. Yarım çay bardağı pirinci tenceremize alalım ve güzelce yıkayalım. Yıkamış olduğumuz pirinçlerin üzerine 7 su bardağı kaynar su ilave edelim. Ve pirinçler haşlanana kadar pişmeye bırakalım. Arada bir karıştırın. Üzerinde köpük oluşursa köpükleri alın. Bu sudan daha fazla su ilavesi yapabilirsiniz. İlk etapta 7 bardak koyuyoruz. Gerekirse
terbiyesini koyduktan sonra da ilave yapabilirsiniz. Burada etler pamuk gibi yumuşamıştı arkadaşlar. Ağır ağır pişirdik. Şimdi 2 su bardağı kadar pirincimi güzelce yıkadım. İlave ediyorum ve kaşık ile düzlüyorum. Normalde su yeterli gelse su ilavesi yapmanıza hiç gerek yok. Kendi o suyla pişsin ama görmüş olduğunuz gibi su yeterli değil. Pirinçlerin üzerine bir parmak geçecek kadar kaynar su ilavesi ediyorum. Dilerseniz bu şekilde ortasına güzelce yıkamış olduğunuz sarımsağı batırabilirsiniz. Lokum gibi pişiyor. Lezzetini de içine salmış oluyor arkadaşlar. Kapağını kapatacağım pilavımızın. Altını kısacağım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar ağır ağır pişmeye bırakacağım. Bu arada yayla çorbamız için terbiyesini hazırlayalım. Bir kase dolusu yoğurdun içerisine bir yumurta sarısı ekledim. Bir yemek kaşığı tepeli un ilave edeceğim. Karıştıracağım. Terbiyemiz hazır. Yoğurt zaten dışarıda beklediği için ılıktı. Bir anda dökünce kesilmemesi için çorbamızın o kaynayan pirinçli sudan da terbiyemize ekliyorum ki iyice ılık olsun ki çorbaya döktüğümde kesilmesin. Bu önemli bir püf noktası. Aslında bu eski bir yöntemdir arkadaşlar, bu pişirme yöntemi. Benim aklım eski yönteme gitmişti. Normalde artık hepsini bir katıp pişiriyorum. Yumurtasını, yoğurdunu, ununu, pirincini, suyunu bir anda koyun arkadaşlar. Kaynatın. Kaynayana kadar karıştırın. Yoğurt olduğu için. Kaynadıktan sonra bırakın pirinçler yumuşayana kadar pişsin. Aslında en pratiği o ama bu sefer böyle eski usul pişirmek geldi aklıma. Ona takıldım, yaptım. Pirinçler yumuşadıktan sonra terbiyesini döküyorum. Terbiyesini döktükten sonra arkadaşlar kaynayana kadar karıştırırsanız kesilmeyi önlemiş olursunuz. Kesilmemesi için tuzu da kaynadıktan sonra atıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tuzunu da ilave ettim. Kıvamına bakın. Kıvamı hoşunuza gidiyorsa tamamdır. Eğer kıvamını açmak isterseniz kaynar su ilavesi edebilirsiniz bu esnada. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağına birazcık sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ardından tereyağı güzelce eridikten sonra, köpük köpük olduktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu tepeli kuru nane ekleyip hemen ocağın altını kapatacağım ve bu naneli tereyağlı karışımı çorbama dökeceğim ve en son lezzetini vermiş olacağız. Ve yayla çorbamız da hazır. Misler gibi oldu. Pilav tamamen suyunu çektikten sonra bu şekilde kaşıkla alt üst edin. Tamamen etleri karışsın. Bu şekilde kapağını kapatın. 5 dakika sonra servise hazırdır. Harika oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Ve pilavım, fasulyem, fasulyeyi de şöyle güzelce bir karıştırıp servis edebilirsiniz. Çok hafif oluyor. Yaylı çorbam ve salatam. Meşhur sulu kakaolu kekimi yaptım. Bu kakaolu kek arkadaşlar süt ile denedim ama yok, asla sulu kekin yanından geçmez. Süt yerine su ekliyorum. Klasik kakaolu kek arkadaşlar. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı kakao ve un arkadaşlar. Eleyerek ekledim. Bir pakette kabartma tozu. 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına süreceğim ve pişecek. İnanılmaz yumuşak, harika bir kek oluyor. Kek kalıbımı margarin veya tereyağı ile yağladım. Üzerine un serpiştirdim ki yapışmasını çıkarken diye. Bu şekilde kekimi de hazırladım. Bu kekin linkini aşağıya bırakıyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.